Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometrik kampının 15. haftasının 3. videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? İki çemberin birbirine göre konumundan bahsedeceğiz. Yani çemberde uzunlukta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayfa numarası 184'ün sağ tarafı ve 185'i işleyeceğiz. Sonrasında dairenin çevirisi geliyor onu da bir sonraki videoyu bırakalım. Konu bütünlüğü bakımından bu video biraz daha kısa olacak. Bazı videolar uzun bazı videolar kısa oluyor. Kısa olan videolardan birindeyiz. Evet gençler, hadi bakalım dersimize başlayalım. İki çemberin birbirine göre durumu. İki çember 3 farklı durumda olabilir. 1. Hiçbir şekilde kesişmezler. 2. Tek bir noktada kesişirler, teğet olabilirler. 3. İki noktada kesişebilirler arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, tek bir noktada kesmesini, yani dıştan teğet olan çemberlerde nasıl hareket edeceğiz? Ondan bir bahsedelim. Birbirine dıştan teğet olan çemberlerde çemberde açıdan yapmıştık bir önceki videoda. Ortak teğet çizeceğimizden bahsetmiştik. Evet burada çemberde açılı öyle ama çemberde uzunlukta da ne demiştik? Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştirdiğinde değme noktası tam e, bu merkezlerin birleşimi olan doğru parçası üzerinde olur diye söylemiştik. E Buradan dolayı O1-O2 uzunluğu da ne oluyor o zaman? R1 artı R2'ye eşit oluyor. Yani sen merkezleri birleştir, değme noktasından geçtiğini göster. Ondan sonra R1 artı R2 olduğunu görürsün. Özel olarak aklında tutmana gerek yok. Sonra öbürüne bakalım. İçten T çemberlerde de. içten T çember çizildiği zaman ya da sen çizdiğin zaman görürsün zaten. Yine çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştir. Tam D noktasına kadar gittiğini söylemiştik. Dolayısıyla bunun tamamı R1. Burası da R2 ise O1 O2 uzunluğu ne oluyor? Şuradaki uzunluk R1'den R2'ye çıkartacağız. O zaman R1 eksi R2'ye eşit oluyor. Özel olarak bir çaba harcamana gerek yok. Yine ezbere yapma. Şekil üzerinde zaten belli. Sonra iki çemberler kesmediği zaman ne oluyor? Çemberler kesmediği zaman da şu O1 ile O2 arasındaki uzaklık yani D dediğimiz uzaklık R1 artı R2'den ne olacak? Büyük olacak. Çünkü arada şuradaki mesafe de var. Yani D büyüktür. R1 artı R2 oluyor. İki çember kestiği zaman da şuradaki uzunluk D ise D küçüktür. R1 eksi R1 artı R2 şeklinde diyebiliriz arkadaşlar. Neyse üçgen eşsizliğine bakalım. E, üçgen eşsizliği de sağlanıyor tabii ki. Burada da arkadaşlar iki çember iki noktada kestiği zaman yani bir bu noktada bir bu noktada. Şurada yarıçapları çizdiğimiz zaman en etkili silahımız yarı ki ya, şu yarıçapı çizdin ve bu yarıçapı çizince burası R2 burası da R1 ise o zaman O1 O2 uzunluğu ne ile ne arasında olacak arkadaşlar? O zaman R1 eksi R2 ile R1 artı R2 arasında olacaktır. Tabi üçgen eşliğinde şurada mutlak değeri koymayı unutmuyoruz. Ya da büyükten küçüğü çıkarttığımız zaman mutlak değeri de düşünmemize gerek yok. Peki kesen iki çemberin yarıçapları kesişme noktalarında birbirine dikse bu çemberlere dik çember denir. Evet dik çemberler denir daha doğrusu. Arkadaşlar dik çember lafını belki de ilk defa duyuyorsunuz. Ya iki tane yay böyle nasıl dik kessin? İşte onun tanımı şu merkezinden kesişim noktalarına gittiğin zaman burada kaç 90 derece ise bu çemberler dik kesir ya da iki çember dik kesir dediği zaman kesişim noktalarına gittiğin zaman ister üsttekine ister alttakine fark etmez şu kesişim noktalarındaki buradaki açı 90 derecedir. E buradan ne geliyor o zaman? O1O2 uzunluğunun karesi R1'in karesi artı R2'nin karesi şeklinde Pisagor bağıntısı sağlanıyor. Ama sen burada yine bunu ezberleme. Böyle dik kesen çember lafını duyduğun zaman kesim noktalarına gittiğin zaman aradaki açının 90 derece olduğunu bil. Bu kadar. Tamam. Evet şimdi bakalım birbirine değen çemberlerde ne yapıyoruz? Arkadaşlar örneklere başlayalım şimdi. Şekilde bir lastikçinin dükkanında bulunan iki adet tekerlek düz bir zeminde birbirine teğettir. Evet birbirine teğet çemberler gördüğümüz zaman hemen merkezleri birleştiriyorduk. Ki burada da birleştirilmiş zaten sıkıntı yok. O1 merkezli tekerleğin yarı çapı 90. E hocam burası 90. o iki merkezlininki de 40. E burada ne yapacağız? Merkez varsa teğet varsa çek dik. Merkez varsa teğet varsa çek dik. E bu dikleri yapıştırdık. Hocam bunun yarı çapı 40. Bunun yarı çapı 90. E dik yamuk çıktı. Amacımız dik üçgen oluşturmak değil mi? Evet. Bizden daha AB uzunluğu isteniyor. Şuraya X diyelim. Hadi dik üçgen oluşturalım. Hop şöyle dik dörtgenden Şöyle dikdörtgen oluşturacak olursak burada. Hocam 40 ise burası da 40'tır. Buraya ne kaldı o zaman? 50 kaldı. Bak ne çıktı arkadaşım burada? Burada bir dik üçgen. 50 ve 130. 5, 12, 13'ün 12 katı değil mi? Evet yani burası 120 çıkar. Dolayısıyla burası da kaç çıkar? 120 çıkar. Yani AB uzunluğunu böylelikle 120 olarak bulduk. Geldik örnek 32'ye. İki çember birbirine değmiş. İlk işimiz hemen merkezleri birleştirmek. Merkezleri birleştirdik. Yani şunun merkezi burasıysa merkezleri birleştiren doğru parçası tam değme noktasından geçer. E sonra amacımız dik üçgen oluşturmak. Bu arada Ali bey uzunluğunu 16 vermiş. Şurası 16 ise yarıçap 8. 8 yarıçap bilgisi çok önemli. E hocam burası da 8. Sonra BC'yi 4 vermiş. E bunun yarıçapını bilmiyoruz. R. E tamam. Amacımız dik üçgen oluşturmak. Merkez var, teğet var. Çek dik yapınca Dik üçgen karşımıza çıktı mı çıktı. Bu arada bu R ise bu da R. Pisagor bağıntısını yapalım kardeşim. R artı 8'in karesi eşittir. R'nin karesi artı. Şuradaki uzunluğun karesi yani 12'nin karesi deyip işlem işlem işlem. 12 varsa ne üçgendir? Ya 5, 12, 13'tür. Ya 9, 12, 15'tir. Ya 12, 16, 20'dir. Bakalım 5, 12, 13 tutuyor mu? 5 koyarsam buraya. Şuraya 5 koyduğumda. Şurası da 5 iken. 5, 12 ve 13 sağlaması oldu mu? Oldu. Buradaki işlemlere yarı çapı kaç buluruz arkadaşlar? 5 buluruz yine. Ama hisset kardeşim. Yani dik üçgene bilmenin önemini görüyorsunuz. Evet örnek 32. böylelikle 5 bulduk ve geldik. Örnek 33'e. Örnek 33'te de O1 merkezli 16 cm yarı çaplı çember ile bunun yarı çapı 16'ymış. O2 merkezli 12 yarı çaplı çember dik kesmektedir. İki çember dik kesiyorsa ne yapıyorduk? Kesişim noktasına geliyorduk. Şöyle geldin şöyle geldin. O zaman buraları ne olacak arkadaşlar? Tamam şöyle şuraya doğru geleyim. Heh. Bunlar ne oluyor arkadaşlar? 90 derece oluyor. Dik kesmesinin tanımı buydu. E bunun yarıçapı 16 idi. Bunun yarıçapı 12 idi. 12 16 ne üçgeni 20 üçgeninden yani 3 4 5'in katından dolayı buradaki dik üçgenden buradaki O1 O2 uzunluğunu kaç bulduk? 20 bulduk. E hadi 20 bulduysak işlemimizi devam ettirelim. EF isteniyor bizden. Arkadaş şimdi dikkat et. Şuraya kadar kısım yarıçap değil mi? Evet. Yarı çap. 16, 16. E bunun tamamı 20. Buraya kaç kaldı? 4 kaldı. E hocam şuraya kadar olan kısımda 12 olduğundan 4'ü buradaysa buraya da kaç kaldı o zaman? 8 kaldı. Ya da oraya bir x diyelim istersen. Şöyle x diyelim. x artı 4 eşittir. 12 ise x'i de böylelikle 8 olarak buluruz. Yani ef uzunluğu x uzunluğu 8'e eşit oldu. Örnek 33'ü 8 bulduk ve geldik örnek 34'e. Şekilde 2 adet lamba görseli verilmiştir. Şekil 1'deki B noktasında asılı bulunan lamba rüzgarın etkisiyle B üstü noktasına geldiğinde bu iki lamba bir noktada teğet olmaktadır. Şöyle şurada. Lambaların yarıçapları sırasıyla 2 ve 3 birimdir. 6 ve 9 verilmiş. Dikey çubuklar arasındaki uzaklık en az kaç birimdir diye soruluyor. Şuradaki x uzunluğu yani şu şekil 1'deki dikey çubuklar arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani şuradaki uzunluk sorulmuş. Arkadaşlar ne yapacağız? Öncelikle bu lambalar böyle açılmışsa ya, ya bunun devamı tabii ki merkezden geçer değil mi? Böyle düşey salınından dolayı. E bu da aynı şekilde merkezden. E bu da sabit gibi düşünülmüş herhalde. E sabitse bu yarı çapı 2 diğeri buraya gelecek. Yarı çapı kaç? 3. Çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Merkezleri birleştiriyoruz. E merkezleri birleştirdiğimiz zaman hop şöyle tam değme noktasından geçmek zorunda mı? Evet. E burası 3 burası 2 mi? Aynen öyle. Şurası da 6, burası da 9'du. E arkadaşım şurada bir dik üçgen karşımıza çıktı mı? Çıktı. Şurası kaç? 8. Burası kaç? 9. 3 daha 12, 3 daha 15, 2 daha 17. Burası 17. 8 17. Ne üçgeni? 8 15 17 üçgeninden x'i kaç buluruz arkadaşım? 15 olarak buluruz. Evet iki çember birbirine teğet olduğunda merkezleri birleştirin. Bu kadar basit. Ve böylelikle arkadaşlar olayı bitirdik. Yani e, çemberde uzunluk kısmını bitirdik. Dairenin çevresine geçeceğiz. Onu da bu hafta içerisine aldım. O da uzunlukla ilgili çözülebildiği için özellikle. Dairede alanı bir sonraki haftaya bıraktım. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Anahtar kelimeleri kullan. Merkez teğet çektik. Merkez giriş çektik. Teğetler birbirine eşit. Çemberler birbirine diyorsa merkezleri birleştir. Çoğu soruyu çok da rahat bir şekilde yapıyorsunuz. Evet gençler böylelikle e, 15. haftadaki 3. videoyu da bitirdik. Bir sonraki videoda 4. videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. والشكل